Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar, daha doğrusu iyi geceler. Saat kaç olmuş buradan bakalım. Saat 3'e geliyor. Bir konumuz kalmıştı arkadaşlar, değil mi? Pointerlarla ilgili. Pointerları işliyorduk. Nerede slaytımız? Şimdi arkadaşlar, pointerları da ne yapalım? Pointer, dizi ve fonksiyon ilişkisini üçünü bir arada birlikte görelim. Ve pointerlar konusunu bitirelim. Ne yapalım? Bunu bir örnek üzerinden anlatalım. Nasıl bir örnek olsun? Şöyle toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapan bir fonksiyon tanımlayayım. Bu fonksiyon aynı şekilde diziyle ilişkili olsun. Aynı şekilde pointerla da ilişkili olsun. Üçü bir arada olsun arkadaşlar. Böyle yapalım bugün. Bu gece daha doğrusu. Şimdi hemen başlayalım. Şuradan açalım Visual Studio'yu. Ne yapacaktım arkadaşlar? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme değil mi? O zaman önce şuraya bir char tipinde bir örneğin toplama, çıkarma, çarpma, bölme yazacak olan ifadeyi yazayım şuraya. Char. Şöyle bir my alt tire, alt tire olmasın. Şöyle d'yi büyük yazayım. My data adında bir dizim olsun arkadaşlar. Ne alsın bu dizim? Şöyle açayım süslü parantezlerini. Şöyle toplama. Pardon. Şöyle toplama. Virgül. Şöyle G çıkarma. Türkçe karakter kullanmıyorum arkadaşlar. Şöyle bölme. Şuraya çarpma olsun arkadaşlar. Çarpma. Bu da bölme olsun. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben bunu bir derleyeyim, bir hata alayım. Şöyle bir derleyeyim. Çok güzel, hata aldım. Evet arkadaşlar, şimdi ne oldu burada? Niye hata aldım? Hemen bakalım. C2078 hatası almışız. Tıklayalım. Neymiş, ne diyor bakalım. Compiler error. C2078. Hemen okuyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz buraya. Ne diyor burada arkadaşlar? Eğer diyorsan bir diziyi bu şekilde tanımlarsan hata alırsın. Bu şekilde tanımlarsan almaz. Niye? Çünkü dizim bu ilk başta burada, örneğin burada hata alır. Neden hata alıyor? Dizi 3 elemanlı ama 3. elemanı koyacak yer yok. O yüzden hata almış. Yani diyor, dizinin elemanını bir azaltırsan hata almazsın. Neyse, bizim hatamız o değil. Bizim hatamız buradaki. C2078 arkadaşlar. Şuradaki C2078 hatası. Dizimizi tanımladık chart tipinde. İçine string ifadelerimizi koyduk. Tamam. Sonra hata aldık. Niye? Böyle bir tanımlama yok çünkü arkadaşlar. Bu şekilde olduğu zaman compiler'ın kafası karışıyor. Hangi değeri nereye yazacağım? Nereden bileyim diyor. Hafızada yer yok. Tarzında şeklinde trip atıyor arkadaşlar bize. Beni diyor pointer olarak tanımla. İşini göreyim diyor. Yani burada. Ne yapacağız arkadaşlar? Hatamızı nasıl gidereceğiz? Hatamızı arkadaşlar bir yıldızla gideriyoruz. Buraya bir yıldız koyduğumuz zaman arkadaşlar hatamız giderilmiş oluyor. Çalıştıralım build. Tamamdır arkadaşlar. Hata ortadan kalktı. Neydi arkadaşlar? Tekrar hatırlayalım. Bu şekilde tanımladığımız zaman arkadaşlar burası artık bir string ifade. Dizim ise char tipinde. Buraya örneğin ben 5 bile yazarsam şöyle değer yazayım. Kaç değer var? 1, 2, 3, 4 değerim var değil mi arkadaşlar? Şuraya 4 yazayım. 4 yazarsam yine hata alırım arkadaşlar. Her türlü hata alırım. Buraya 1000 de yazsam yine hata alırım. Kurtuluş yolu yok arkadaşlar. Tek kurtuluş yolu buraya. Bunu artık nasıl tanımlıyoruz? Bu diziyi pointerla ilişkilendiriyoruz. Artık buna pointer diyoruz. Pointer dizi ilişkisi bu şekilde. Şimdi bunu build edelim. Hata yok arkadaşlar artık. Şimdi menümü oluşturdum. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme şeklinde bana gösterecek.
Bunu bir ekrana yazdırayım. Şöyle printf. Önce bir for döngüsü açayım arkadaşlar. For. Şurayı değişken tanımlayayım bir tane. Int i olsun. Şurası for i eşittir sıfırdan i küçüktür. Kaç tane elemanım var arkadaşlar? 4 tane değil mi? Toplama çıkarma çarpma bölme 4. I küçüktür 0. Pardon özür dilerim. I küçüktür 4. Then increment i. Bu for döngüsü ne yapsın arkadaşlar? Printf. Şunları bir bana göstersin ekranda. Printf neyi bu arkadaşlar? String değil mi? O zaman yüzde s virgül neyi gösterecek bana arkadaşlar? My datamın içindeki değerleri sırayla göstersin bana. O zaman buraya ne yazıyorum? My hemen geldi aşağıya. My data açıyorum arkadaşlar köşeli parantezleri. Ne yazıyorum içeriye arkadaşlar? I yazıyorum. Ne yapacak bu? Sırayla for döngüsü sıfırdan başlatacak. Önce my data sıfırıncı elemanım. Ney my data sıfırıncı elemanım? Toplama. Toplamayı yazacak ekrana. Ardından onun yanına alt satıra geçsin mi arkadaşlar? Geçsin. Şöyle şuraya iki nokta bırakayım. Şurada da alt satıra geçsin. Ders slash n. Pardon. Ders slash n. Sıfırıncı elemanımı geldi buraya. Sıfır yazdı. Sıfırıncı elemanım ney? Toplama. Toplamayı yazdığı ekrana bir alt satıra geçti. Ardından iyi bir arttırdı. İyi bir oldu. Birinci elemanım ney? Arkadaşlar çıkarma. Çıkarmayı yazdı. Ardından iyi bir arttırdı. İyi kaç oldu? 2. İkinci elemanım ney arkadaşlar? Çarpma değil mi? Çarpmayı yazdı ekrana. Ardından iyi kaçtı? 2 idi değil mi? 2'yi bir arttırdı. Bir daha arttırdı burada. 3 oldu. Üçüncü elemanım ney arkadaşlar? Böyle sıfırıncı eleman, birinci, ikinci, üçüncü elemanın bölme. Bölmeyi ekrana yazdı. Ardından i'yi 4 arttırdı. 4 küçüktür değil. 4 bu for döngüsünün içi bitti arkadaşlar. Şunu bir çalıştıralım bakalım çalışıyor mu? Tamam çalışıyor ama görüntü hoşuma gitmedi arkadaşlar. Neyi mesela? Toplama, çıkarma i aynı hizada da çarpma, bölme hizaları iyi değil. Şimdi bunları hizalamak için şu noktaları yan yana aynı hizaya getirebilmek için ne yapıyorum arkadaşlar? Şu en fazla olan elemanın sayılarını sayıyorum. Yani karakter sayılarını sayıyorum. Kaç tane var bunda? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var değil mi arkadaşlar? O zaman buraya geliyorum senin yanına 7 yazıyorum arkadaşlar. Şöyle Ctrl F5 ile tekrardan çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi aynı hizaya geldi. Güzel oldu böyle. Şimdi tamam bunu yazdırdım. Şimdi ben bir şu yukarıya geleyim arkadaşlar. Şuraya geleyim. Main'in içinde değilim. Main'in üstünde arkadaşlar bir de ne yapsın? Bu işlemleri yapacak fonksiyonları yazayım değil mi arkadaşlar? Örneğin toplama yapacak, çıkarma yapacak. O zaman buraya hemen şöyle double tipinde tanımlayayım. Şöyle double ne yapsın bu? Toplama yapsın değil mi? Topla olsun ismi. İki tane değer isteyeyim kullanıcıdan. İki tane sayı veya rakam girsin. Yani iki defa girsin. İki sayı veya rakamı toplayan bir yazılım olsun bu. O zaman iki değer alacaksa bu arkadaşlar. Ne yapalım buna? Yine değerleri de double olsun. Şöyle double. Birinci değeri x olsun arkadaşlar. Virgül. İkinci değeri o da y olsun. Tekrar double. Şöyle bir fonksiyon tanımladım buraya. Double topla şey türü, değer döndürme türü double türünde, içerik türü onlar da double türünde. Topla isimli bir fonksiyon tanımladım. Bu toplayacak arkadaşlar. Şimdi nasıl toplayacak? O fonksiyonun hemen yanına şeyini açayım. Süslü parantezlerini açayım. Yapacağı işlemi burada yapsın. Şöyle return ile ne yapacak? X artı Y yapacak. Yani bana döndüreceği değer, double tipine döndüreceği değer ne olacak arkadaşlar? Şöyle return. Nereye gitti bu return? Şöyle return x artı y. X artı y. Sonra nokta virgül bitti. Şimdi bu toplama yapacak olan fonksiyon. Şunu kopyalayayım. Ctrl C. Ctrl V. Bu çıkarma bir daha
çarpma, bu da bölme, değil mi? 1, 2, 3, 4, tamam. Şimdi bu toplamaydı. Bu ne olur arkadaşlar? Bu çıkarmadır. İsmi ne olsun? Cikar olsun. Bu ne olsun arkadaşlar? Çarp olsun. Çarp. Bu ne olsun? Bu da bol olsun. Bol. Yani bölme. Şunları izleyeyim. Ya da kalsın, uğraşmayalım. Şöyle bu da bir kaysın. Sen de kay. Şimdi bu ne yapıyordu arkadaşlar? Çıkarma yapıyordu, değil mi? Şöyle çıkarma işlemi yapalım şuraya. Eksi, pardon, eksi. Bu ne yapıyor? Çarpıyor. Çarpı yapalım. Şöyle. Niye kaydı bunlar ya? Şimdi arkadaşlar bu ne yapıyor? Bu da bölme yapıyor, değil mi? Buna da bölme işareti. Tamam, şimdiye kadar tamam. Şimdi fonksiyon dizi ve pointer, dizi fonksiyon ve pointer'ın bir arada kullanıldığı bir kalıp yazacağım şimdi buraya. Üçü nasıl birlikte kullanılıyor onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunlar fonksiyon, bu fonksiyonlar şu an x y değeri girersem seçim yapar ama toplama, çıkar, çarp, böl şeklinde seçeceğim ben. Şöyle toplayı seçeceğim, çıkarı seçeceğim, çarpı seçeceğim veya bölü seçeceğim. Üçünü de seçeceğim daha doğrusu. Sonra aynı x, y değerleriyle bunları return değerinin sonucunu elde edeceğim. Ekrana yazdıracağım. Nasıl yaparım bunu? Hemen bir kalıp oluşturayım buraya. Şöyle double. Double tipinde arkadaşlar. Şöyle kendi ana fonksiyonumu oluşturuyorum şu an. My fonk olsun adı. My fonk. Ne yapsın bu arkadaşlar? Bu kaç değer alıyordu? 2 değer alacak değil mi? Bir de yanına 2 değer alacak. Double ikisi de. Şöyle double, double virgül double. Şimdi 2 değer aldı bu. Şöyle şunu eşitleyeceğiz bir de. Bir de parantez açalım şuraya. Süslü parantez. Bir de bunu bitirelim, bunun kalıbını. Şimdi ben buradaki topla, çıkar, çarp, bölü seçeceğim bu fonksiyonla. Nasıl seçerim? Buraya ne yazarım? Topla yazarım. Virgül, diğer ineği cikar, diğer ineği çarp, diğer ineği bol. Şimdi ben bunu nasıl seçerim? Önce bunu bir diziye çevirmem lazım, değil mi? Önce bu fonksiyonu bir diziye çevireyim ben. Şöyle hemen bu fonksiyon diziye çevrildi. Şimdi burada kaç eleman var? 1, 2, 3, 4 tane eleman var. Hemen şuraya 4 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi hala hata alıyorum. Neyi? Demek ki bir şeyler eksik. Böyle tanımlayamam bir kere. Bunu biliyorum ben. Daha önceki burada MyData'dan biliyorum ben. Böyle tanımlayamayacağımı biliyorum. Hemen buraya o zaman şeyimi atayım. Yıldızımı atayım. Hala hata alıyorum. Niye? Arkadaşlar fonksiyon kalıbı pointer'la kullanıldığı zaman burası kalıp olarak paranteze alınır. Şöyle. Hatta hatayı alalım, hatayla görelim. Şöyle build edeyim. Burada zaten gösteriyor bize arkadaşlar. Paranteze al diyor. Şurayı paranteze al. Kafam karışıyor diyor. Nereyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Paranteze al diyor. İşlem önceliği soldan sağa burada. Yani soldan sağa gidecek şekilde. Önce soldan sağa gidecek. Soldan sağa gitti. MyData'ya geldi. Örneğin ilkin toplayı alacak. Toplanın içine ne yazacak? Sonra ne değer verdiysem onları yazacak. X ile Y'yi yazacak. Tamam, şimdi oldu. Hata kalktı şimdi. Tekrar çalıştıralım. Build. Tamam, hata yok arkadaşlar. Kalıbımı da oluşturdum. Fonksiyon kalıbımı. Burası anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Niye burayı paranteze aldığımı? İşlemi karıştırıyor arkadaşlar. Burayı paranteze almadığın zaman ne yapacağını bilmiyor sistem. Bana diyor öğret. O yüzden paranteze alıyorum. Soldan sağa öncelikli hareket ediyor. Önce gidiyor toplayı seçiyor veya neyi artık ben ne seçeceksem burada. Şimdi ben birazdan seçeceğim elemanlarını. Topla, çıkar, çarp, böl şeklinde seçeceğim sırayla. Hatta burada seçeyim hemen. Nasıl seçerim arkadaşlar? Şuraya gelirim, değil mi? Bir de buraya ne eklerim? Virgül. Neydi benim fonksiyonum? MyData'ydı, değil mi arkadaşlar? MyData. Hemen parantezini açayım. Ne gelecek içine? İ gelecek, değil mi? İ. Bir de bu iki tane değer alıyor yanına, değil mi? Double double tipinde. O zaman ne o değerlerde? O değerlerde x ve y, değil mi arkadaşlar? Hemen o zaman yanına parantezlerini açayım. X virgül y. Bu değerlerle döndürüyor. X, y burada tanımsız kaldı.
Niye tanımsız kaldı? Buraya eklemedik çünkü. Double x sıfırdan başla, virgül y sıfırdan başla. Tamam arkadaşlar, şimdi hata kalkar. Kalkması lazım. Kalk hata. Hala var hata. Evet, buraya gelecek yeri yazmamışız. Şimdi buraya da bu gelecek buraya. Nereye gelecek? Örneğin şimdi burada ne yazıyor arkadaşlar? İlk ben değerleri yazdırdım, ne yazdı? Toplama, çıkarma, çarpma bölme aşağıya geldi. Buraya da hemen sonuçları gelecek. Çünkü bu sonuç hesaplayacak. O zaman buraya şöyle yüzde, bu double tipinde değil mi? Double. Şimdi float tipi f ile gösteriyorduk. Bunda hemfikiriz. Double tipi nasıl gösteriyor peki arkadaşlar? Double tipi de float'ın başına bir tane L harfi koyuyoruz. L, F yazdığımız zaman double tipini gösteriyor. Şimdi tekrar bunu build edeyim. Hata kalkacak mı? Şöyle build. Yine hata alıyorum. Niye hata alıyorum? My data, tamam. My func arkadaşlar ya. Ben buraya niye data yazdım? Ben kendi fonksiyonumu çağıracağım. My func. Şöyle. Tanımsız şey yazmışım oraya. Tamam arkadaşlar. Şimdi hata kalktı. Evet. Şimdi hata kalktı arkadaşlar. Bu sistem şimdi hazır mı? Hazır değil. Niye? Çünkü daha kullanıcıdan değer istemedim. Şöyle şuraya gelsin. Şöyle printf ile kullanıcıdan önce bir kullanıcıya bir karşılama mesajı yazayım. Ne yazayım? Hoş geldiniz. Lütfen işlem yapacağınız, bunları iyi yazayım, yapacağınız 2 adet 2 sayı giriniz yazayım. 2 sayı giriniz. Şöyle ters slash n. Şimdi karşılaşma mesajını aldı kullanıcı. Ben bir de bu şeyi alayım arkadaşlar. Neyle alıyordum? Scanf'le alıyordum değil mi arkadaşlar? Şöyle scanf'le alayım. Şöyle scanf. Scanf. Scanf'i bir şarta bağlayayım mı arkadaşlar? Şöyle while veya if'e. Neye koyayım? Mesela if'e koyayım arkadaşlar. Bu sefer de if'e koyalım. If scanf. Nasıl ayırdım scanf'te değerleri? Şöyle. Yüzde neydi benim değerim? Double tipinde değil mi arkadaşlar? Alacağım değer double tipinde. O zaman ne yazıyorum? LF. İkinci değerim ne arkadaşlar? O da double tipinde. Yüzde LF. Tamam. Şimdi buraya ne yapıyordum? Ampersand adres operatörünü yapıştırıyordum buraya, birincisi. Bu da ikincisi olsun. İlkin hangi değeri alıyorum? X değerini, sonra Y değerini. Şimdi burada niye şuraya virgül atmadım? Tamam, şuraya virgül, şu x, şu da y, şu boşluğu kaldırayım. Şimdi bu değeri aldım, if koşuluyla aldım. Şimdi scanf fonksiyonu neydi arkadaşlar? İki tane float tipinde değeri arkadaşlar, yani normal tam sayı veya ondalıklı sayı, iki adet normal tam sayı veya ondalıklı tam sayı girişini sağladı. Tam sayı diyorum arkadaşlar, ondalıklı sayı ve tam sayı girişini sağladığı zaman iki adet doğru bir şekilde, başarılı bir şekilde bana üreteceği değer kaçtı arkadaşlar? Daha önceki derslerimizde bunu zaten çok detaylı anlatmıştım. Bize üreteceği değer arkadaşlar 2. Şöyle eğer ki denk değildir 2 ise diyeyim ben şuraya. Nerede ünlem işareti? Burada. Eğer denk değil 2 ise ne yazsın arkadaşlar? Ne yazsın? Hatalı giriş yazsın. Şöyle printf. Şöyle hatalı değer girdiniz yazsın. Şöyle ters slash n. Alt satıra atsın beni. Şöyle ters slash n. Var mı bir hatamız burada? Yok. Şimdi neydi arkadaşlar? Ben scanf fonksiyonuyla alacağım kullanıcıdan iki tane değer. Ardından başarılı bir şekilde aldıysam zaten
buraya uğramayacak arkadaşlar. Bu if'e uğramayacak. If'in şartına uğramayacak. Printf'e uğramayacak. If'ten sonra değeri aldıktan sonra alt satıra geçip hesaplamaları yapacak. Sonra ekrana bana gösterecek. Bu hazır şu an. Hiçbir hata görünmüyor. Bakayım bir daha. Bakayım burada. Tamam arkadaşlar, hata görünmüyor. Bir tekrar build edeyim. Bir çalıştırayım bakayım çalışacak mı. Şöyle kontrol F5. Hoş geldiniz. Lütfen işlem yapacağınız iki sayı giriniz. Ne gireyim arkadaşlar? Birinci sayım 12 olsun. İkinci sayım da 2 olsun. Şimdi toplama 12 artı 2 14 ediyor. Doğru. Çıkarma 10. Doğru. Çarpma 24. Doğru. Bölme de 6 ediyor. Tamam, doğru bir şekilde hesapladı ama bu sayıların sağındaki sıfırlar hoşuma gitmedi. Çok fazla sıfır var. Bu sıfırları azaltmak için ne yapabilirim? Şuraya geleyim arkadaşlar. LF yazmışız ya. Şöyle 2 sıfır göstersin. Şöyle 0. Şöyle pardon, nokta 2 0. Bakalım böyle çalışacak. Ctrl F5 çalışmaya da bilir. Hoş geldiniz. Lütfen iki sayı giriniz. Kaç gireyim? 23 birinci sayı olsun. 12 ikinci sayı olsun. Tamam, iki tane sıfırla gösterdi. Şimdi sayılarım hizalı mı? Değil. Sayılarımı hizalayayım. O zaman önüne de bir 6 yazayım bakalım nasıl gözükecek. Ctrl F5. Kaç gireyim? 12. 2 gireyim. Tamam, şimdi hizaladı. Toplama işte buldu. Şimdi bir 14'lu sayı gireyim bakayım. 16 sayıda çalışacak mı? Şöyle Ctrl F5. Kaç gireyim örneğin? İlk sayım ne olsun? 13 nokta 13 nokta 45. İkinci sayım kaç olsun? 12 nokta 01. Tamam, noktalılarda da çalışıyor. 13 nokta 45 artı 12 nokta 01 kaç arkadaşlar? 4 5 1 daha 6, tamam. 4 virgül kısmı 46. Tamam arkadaşlar, doğru çalışıyor. Şimdi bunun yapacağım başka bir şey var mı? Sayı değerlerini arttırabilirim. Örneğin 3 sayı girip 3 sayıyı toplatabilirim. Nasıl yaparım onu arkadaşlar? Buraya hemen bir değişken daha. Buraya bir virgül, buraya bir z değişkeni. Sıfırdan başlasın. Buraya bir gireceği yer daha. Şöyle şunu kopyalayayım. Hiç uğraşmayalım. Şöyle boşluk kontrol. Buraya yok. Buraya bir değer daha yazıyor muyuz? Evet evet yazıyoruz. Buraya da bir değer daha. Şöyle kontrol C. Şuna bir virgül atayım. Kontrol V. Bu ne oldu arkadaşlar? Z oldu. 3 değişken aldım. Burayı ne yapıyorum? Hemen burayı 3 ile değiştiriyorum. Sonra burada bir şuraya fonksiyonuma hemen bir Z değeri ekleyeyim. Tamam. Burada ekleyeceğim bir şey var mı? Burada yok. Yukarıda var arkadaşlar. Şöyle buraya bir double daha ekleyeyim. Şimdi şunlara da bir double daha ekleyeyim. Şöyle virgül double z, alttakine şuraya x artı y, şunu da x artı y, şu da artı z, 3 sayı etti. Tamam, bu da x eksi y eksi z. Aşağıdaki de x çarpı y çarpı z. Burası da x bölü y bölü z. Ardından buraya da ekleyeceğiz daha. Nereye eklemeyi unut kaldı? Şurası kaldı değil mi? Şöyle virgül double z. Şurası da virgül double z. Bir de bu kaldı değil mi? Virgül double z. Kaldı mı bir yer? Yok galiba. Şu niye kaydı gene? Şimdi arkadaşlar ben bunu bir bu build edeyim. Hata var mı? Hata yok. Çalıştıralım. Kontrole. Şu kullanıcıya da 3 sayı diyelim. Şuraya. 3.
Şöyle Ctrl F5. Hoş geldiniz. Lütfen işlem yapacağınız 3 sayı giriniz. İlk sayım kaç olsun? 12. İkinci sayım 13. Üçüncü sayım 14 olsun. Şimdi topladı mı? Bakalım doğru topladı mı? 10, 20, 30. 4, 3 daha 7. 2 daha 9. 39. Tamam, toplamayı doğru yapıyor. Şimdi sırayla çıkarıyor arkadaşlar. Önce 12'den 13'ü çıkaracak. Kaç kaldı? Eksi 1. Sonra eksi 1 eksi 14 yapacak. Eksi 15 bulmuş olacak. Çıkarma işleminde biraz böyle oldu. Çarpmada üçünü birbirine çarpacak. Bölmede de önce 12'yi 13'e bölecek arkadaşlar. Ardından elde ettiği değeri de 14'e bölecek galiba. Öyle mi yapmış? Şöyle bir bakalım hesap makinesinde. Şöyle hesap makinesini açayım. Ne yapmış burada? Tekrar bakayım. Önce 12, nerede 12? 12 bölü çıkarmaya mı bastım? Galiba çıkarmaya bastım. Şöyle şunu sileyim. 12 bölü, bu niye silinmedi? 12 bölü 13 kaç ediyor? Bunu da bölü 14. Kaç ediyor arkadaşlar sonuç? 0,065 gösteriyor. Bizimkisi yuvarlamış arkadaşlar 0,07'ye. Şimdi niye yuvarladı arkadaşlar? Ben yuvarlatmadan da göstermek yuvarlatmadan göstermek istiyorsam ne yapacağım? Ne yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada ben virgülden sonra iki rakam göster dedim ya arkadaşlar. Virgülden sonra şöyle dört rakam göster diyeyim. Şimdi yuvarlamayacak arkadaşlar. Ctrl F5. Aynı değerleri gireyim gene. İlk değerim 12 idi. Sonra 10, 13'tü. Sonra 14'tü değil mi? Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bende de yuvarlamadı artık. 0,0659 gösterdi. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bir şey yapayım ben. Yanlış değer gireyim. Şöyle Ctrl F5. İlk değeri doğru gireyim. İkinci değeri de doğru gireyim. Üçüncü değerde de F tuşuna bastım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Hatalı değer girdiniz ama işlemleri hesapladı. İşlemleri hesaplamasını istemiyorsam ne yapabilirim? Mesela bakayım buraya. Ne kullanayım arkadaşlar? Hatalı işlem girdiğinde ne yapsın? Buradan gitsin arkadaşlar. Buradan gitsin, tekrar başa gelsin değil mi? Şöyle go to yazayım şuraya. Go to A diyeyim arkadaşlar. Tekrar başa getirsin onu değil mi? A neresi olsun? A da burası olsun. Bakalım çalışacak mı? Ctrl F5. Ne gireyim? Önce doğru şöyle doğru de pardon 12 11 şöyle F'ye basayım. Hatalı girdiniz. Sonsuz döngüyü aldı. Niye sonsuz döngüyü aldı? Printf'te sürekli değer istiyor bana. O zaman ne yapsın? Şuraya if'e getirsin. Fazla gitmişiz. Şöyle if'e gelsin. Şöyle go şuraya A pardon. Bakalım bunu çalışacak mı? Ctrl F5. Şöyle 11 12 F gireyim. Yine sonsuz döngüyü aldı. Niye böyle yapıyor? Sürekli hatalı değer. Arkadaşlar niye böyle yaptığını anladım. Şu X, Y, Z'nin içinde sürekli hatalı değer kalmış oluyor. Yeni değer istemiyor benden. Yeni değer istemesi için ne yapmam lazım? Şuraya getirtmem lazım. En başa. Şöyle bir en başta da deneyeyim. Olmasa vazgeçeceğim. Şuraya getireyim arkadaşlar. Niye burada hata veriyor? Build. Hata yok. Ctrl F5. Şöyle kaç gireyim? 11, 12, F. Burada da sonsuz döngüyü aldı. Break ile kurtarayım. Öyle olur mu?
Break'le mi denesem? Bu go to ile olmadı arkadaşlar. Ya da en basit yolu şu arkadaşlar. Şunu if almam while'a alırım. Şöyle hemen halledelim. While'a alırım bunu arkadaşlar. Ardından while'a aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir çalıştırayım. Bakalım file'deki ne olacak. 12, 11, F. While'da da sonsuz döngü atıyor. Şöyle while'da break'le atayım. Böyle Ctrl F5. Hata aldık. Niye hata aldık? Ha, şu parantez yok. Pardon, pardon, pardon arkadaşlar. Şunu aşağı indirelim. While'ın parantezini açalım. While'a parantez kapatalım. Şimdi şuradan break'le while'dan atalım arkadaşlar. Break bu sefer olacak sanırsam. Şimdi 11 12 F niye hesaplıyor bu? Nasıl yaparım? Video ne kadar oldu arkadaşlar? Video şunu halledelim arkadaşlar. Kafama takıldı. Bunu nasıl yaparız? Şunu da bunun while'ın içine alayım. Şu for'u da while'ın içine alayım. Break'i buradan alayım. Ctrl X. Şöyle while'ın dışına break'i atayım. Ctrl V. İçine gelmesi lazım. Pardon. Ctrl X. Kontrol ve bu while şimdi for'dan mı atacak, while'dan mı atacak? Bir deneyelim. Kontrol F5. 12 12 F. Yine hesapladı. Şöyle Kontrol X şuraya atsam. Şöyle Kontrol F5. Ha da bunun break'le niye uğraşıyorum ki arkadaşlar ya? Şuraya şuna hiç gerek yok arkadaşlar. Şurayı while'ı ben eğer denktir 3 ise ye getireyim. Şöyle nerede bu denk? Bir eşittir işareti daha. Burada kolay yol varken biz niye kendimizi zora sokuyoruz ki? Şöyle Ctrl F5. Zaten eğer denk değilse asla while'ın içine girmez. Aynen. Şöyle yanlış yazayım. Tamam. Girmedi arkadaşlar. Ha, bir iki saattir yanlış yere ulaşıyoruz. Hemen şuraya da bir karşılaşma şeyi masajı yazayım. Printf. Hiç go to'ya hiç öyle şeylere gerek yok arkadaşlar. Basit yoldan halledebiliriz. Buraya ne yazsın? Şu hatalı değeri artık buraya yazacak değil mi arkadaşlar? Şöyle Ctrl X. Şunu sileyim şuradan. Ctrl V. Tekrar çalıştırayım. Ctrl F5. Bakalım bu sefer doğru çalışıyor mu? Önce doğru yapayım bir bakalım çalışıyor mu? 12 artı veya 13. Diğeri de 11 olsun. Tamam, sistem çalışıyor. Şimdi hatalı değer gireyim. F'ye basayım. Tamam, attı beni sistemden. Çok güzel. Hatalı değer girdiniz. Tamam arkadaşlar. Yapmak istedim mi yaptım. Şöyle hatalı değer girdiğim zaman arkadaşlar hiç hesaplamıyor. Sistemden atıyor. Bunu yapmak istemiştim. Neyse denemiş olduk arkadaşlar. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Bakalım anlatmadık bir şey var mı? Çok pardon. Burada benim ana olarak anlatmak istediğim şey arkadaşlar neydi bu dersin ana amacı? Pointer, dizi ve fonksiyonu bir arada görmekti değil mi? Nasıl kullandığını görmekti. Yani şuradaki şu üzerini çizdiğim, üzerini işaretlediğim fonksiyon kalıbı hem içinde fonksiyon kullanmış arkadaşlar. Hem pointer kullanmış hem de dizi kullanmış. Bu şekilde arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.